Hepimiz hayatımızın bir anında nefes kesilmesi problemiyle karşılaşırız. Yokuş tırmanırken, merdiven çıkarken, bisiklet kullanırken, koşarken, dans ederken ya da ağır bir fiziksel aktiviteden sonra nefessiz kalabiliriz. Bu gibi durumlarda nefessiz kalmak kontrol edilebilen ve beklenilen bir durumdur. Nefes darlığı ise, nefes alma işleminin beklenmedik bir şekilde rahatsız edici ve zor bir durum haline geldiği anlardır. Durumun kontrolden çıktığı hissini, yaşamanıza neden olan nefes darlığı kişilerin panik olmasına ve korkmasına neden olur. Günlük yaşam içinde sık sık nefes darlığı yaşanması, yani herhangi bir efor sarf edilmediği halde ya da aşırı sıcak bir ortam veya nefes alınmasını zorlaştıracak bir durum söz konusu olmadığı halde, nefes problem çekilmesi ciddi bir rahatsızlığın sinyalidir. Hayat kalitesini düşürecek oranda bir nefes darlığı sorunu yaşanıyorsa, hiç vakit kaybedilmeden doktora gidilmesi önemlidir. Peki nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı nasıl geçer? Nefes darlığı neden olur? Ve nefes darlığı belirtileri nelerdir? Soruların cevaplarını bu videomuzda sizlere açıkladık. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce, lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Nefes darlığı belirtileri nelerdir? Nefes darlığı, göz ardı edilmemesi gereken ve bu duruma neden olan durumların araştırılmasını gerektiren bir hastalıktır. Sıkça görülen nefes darlığı, semptomları şu şekilde sıralanabilir. Nefes alıp vermede zorluk, hırıltılı solunum, yeterince nefes alamama hissi, sürekli yorgun ve halsiz hissetme, havasız kalma ya da boğulma hissi, göğüs ağrısı, kanlı balgam, kronik ve birden başlayan öksürük. Normalde kolaylıkla yapılan günlük aktivitelerde zorluk çekme, nefes alamadığını hissedip gece uykudan uyanma, dinlenme esnasında soluk alıp vermede zorluk, bilinç bozukluğu, kalp çarpıntısı, kilo kaybı, baş ağrısı ve baş dönmesi, ayak bileklerinde ve bacaklarda meydana gelen şişlikler şeklinde sıralanabilir. Okaliptüs yağı. İçindeki uçucu yağlar nedeniyle akciğer enfeksiyonlarına iyi geliyor. Mukus oluşumunu da elinden geldiğince engelliyor. Bu nedenle eğer aktarınızda bulabilirseniz okaliptüs çayını almanız, bulamazsanız okaliptüs yağı ile buhar banyosu yapmanız büyük önem taşıyor. Buhar banyosu nasıl olur derseniz, kaynatıp ayrı bir cam kaseye aldığınız suyun içine 5 ila 10 damla kadar okaliptüs yağı damlatın. Biraz karıştırdıktan sonra başınızı bu sudan yükselen buhara tutarak nefes alın. Keçi boynuzu. 7 adet keçi boynuzunu yıkadıktan sonra parçalayarak 1,5 litre kaynayan suya atılır. İyice özümsendikten sonra soğutulup bir kavanoza alınır ve dolapta saklanır. Kahvaltı ve akşam yemeğinden önce birer çay bardağı tüketilmelidir. 20 gün boyunca uygulanmalıdır. Sonra aralıksız 15 gün daha yapılmalıdır. Şeker ya da tansiyon hastalığı olanların kullanması sakıncalıdır. Havuç. Havucu rendeleyerek suyu çıkarılır ve içerisine yarım bardak kaynamış süt ve bir çay kaşığı bal ilave edilerek gün içerisinde 3 kere tüketilir. Bu sayede nefes açılması sağlanmaktadır. Greyfurt ve ananas. Akciğerlerin temizlenmesinde en önemli rolü antioksidan özellikler gösteren besinlerin kaptığını söyleyebiliriz. İşte greyfurt ve ananas da tam olarak onlardan ikisi. Bu nedenle her sabah uyandığınızda güne greyfurt ya da ananas suyuyla başlamanız öneriliyor. Bu sayede akciğerler rahat bir nefes alacak ortamı bulmuş oluyor. Sarımsak. 1,5 litre suya bir sarımsak konur. Kekik, maydanoz, dereotu, gelincik çiçeği ve lavanta eklenerek kaynatılır. Bir bardak aç karnına içilmesi uygundur. Zerdeçal. Zerdeçalın içinde yer alan kurkumin adlı madde, antikanserojen ve antiaterojenik özellikler taşıdığı için, zerdeçal aynı zamanda ve antiinflamatuar özellikler de barındırdığı için. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, akciğerlerde biriken toksinlerle mücadele etme konusunda da oldukça başarılı oluyor. Bu nedenle toz zerdeçalı günlük beslenme programımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Soğan. Soğan ve sarımsak birçoğumuz için ayrılmaz bir ikili. Tıpkı sarımsak gibi, soğan da antibakteriyel, antioksidan ve antiinflamatuar özellikler bakımından zengin bir yiyecekken, neden sarımsaktan ayrı düşünelim ki zaten? Ancak onu da tıpkı sarımsak da olduğu gibi, pişirerek kullanmak yerine, çiğ olarak tüketmek büyük önem taşıyor. Bizden söylemesi.